Allah'ım dedim, ne olmuş? Hayatta olduğuma utandım abi. Bak ciddi söylüyorum. Gerçekten çok zor. İstemiyorum abi, kimse benim Hatay'daki insanıma, bana acımayın. Biz acıma istemiyoruz. Biz sadece saygı duyulsun istiyoruz. Sesini duyan var mı? Enkazın altında bir insan var, duyuyorsun ama öyle bir çaresizlik vardı ki hiçbir şey yapamıyorsun. Sadece bekliyorsun. Hiç kolay değil. Ben hayatım boyunca hiçbir zaman unutmayacağım abi ölene kadar. Bir parçam zaten hep orada, yani o kaldı. Ben ya bu sen sadece o insanlar için oynayacağım. Başta Aksu, Taner abi, Suzan abla, Onur abi için oynayacağım. Daha sonra o şehir için oynayacağım. Yaşamadan, hani o hissettiklerimizi hissetmeden, orada olmadan, yani şu an işte normale dönüyoruz hepimiz. İşte gördün sen de, işte depremden çıkan hocalarımız, enkazdan çıkan hocalarımız, arkadaşlarımız, malzemecimiz, masörümüz. Sürekli açıyorum haberleri, evde durduk ağlıyorum. Hani hem kendime şükrediyorum ama gördüklerim ve duyduklarım nasıl çıksın beynimden? Yani o 2-3 gün Hatay'da hiç olmadığı kadar soğuk. Yani 5 ay bulundum Hatay'da, o kadar soğuk ben hiç görmedim. Yorganla yatıyorum. Tam da üstümde Ayzar abi, uyudum böyle. Bir uyandım uykumdan. Hani ne saatten ne hiçbir şeyden haberim var. Televizyon açık bir şekilde ışık vuruyor. Gözümü açtım, sırt üstü uyumuşum. Direkt avizeyi gördüm. Böyle hafif hafif gidiyor. Aa dedim, hani deprem oluyor. Birazdan durur. Böyle bir 5-10 saniye geçti abi. Bir şiddetlenmeye başladı. Lan dedim, Allah Allah, acaba hani hala duracağını düşünüyorum. Çünkü abi ben 94 doğumluyum. 99 depremini hiç hatırlamıyorum. Onun dışında da hep böyle ufak tefek depremler gördüm, yani minik minik sallantılar. Neyse bir 15-20 saniye falan oldu. Baktım hala durmuyor ama ben hala durma ümidindeyim ama yarı uykuluyum, yarı uyanım, böyle değişik bir şey yani. Böyle gerçek mi dersin, değil mi dersin ya öyle. Sonra bu deprem sesi diyorlar ya, yer altından bir ses geldi. Boom diye. Abi bir sallanmaya başladı. Elektrikler gitti direkt zaten. Bir sallanıyor. Yani avize en son hatırladığımda, gördüğümde avize bir duvarın, bir tavanın orasına çarpıyor, bir burasına çarpıyor. Sallanıyor ama hala binadan, duvarlardan ses gelmiyor. Ben öyle sallanmaya başlayınca direkt yorganı kafama çektim. Yani inmek falan abi aklımın bir ucundan geç. Şoka girdim çünkü hayatımda hiç yaşamamışım. Aklımın bir köşesinden geçmedi. Hani cenin pozisyonu aldım, yan yattım. Kafama yastık koydum bir tane. Geldim, yorganı da komple kapattım, gözlerimi kapadım. Başladım dua etmeye. Sonra ikinci bir ses geldi aşağıdan. Ondan sonra abi ben hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Yani benim yatağımın yanında bir tane komodim vardı. Şu kadar da bir koridor kadar boşluk var duvarla arasında. Yatak bu duvara vuruyor, komodine vuruyor. Bu duvara vuruyor, komodine vuruyor. Duvarlardan sesler gelmeye başladı. Ben dedim ki, yıkıldı. Ben yani dua ediyorum. Bildiğim bütün duaları kelime-i şehadet getiriyorum. Hani aslında o an ölmekten korkmuyorum. Tek düşüncem, yani diyorum cennete gideyim hani. Nasıl dua ediyorum ama var ya hani, hani her an yıkılacak bina. Ben diyorum ki hani bari duamı bitireyim de hani günahlarım affolur. O psikolojideyim. Öyle böyle sallanmıyor. Ben hızlı hızlı okuyorum. Duvarlardan sesler geliyor. Öyle bir sandım, ben yıkıldı sandım zaten. Öyle vuruyor, gidip geliyor abi, yani inanılmaz. Ve yan taraflardan mesela, dairelerden ses de gelmiyor. Durdu. Ama dediğim olay tabii 50 saniye sürdü. Ben bir 30-35 saniye yorganın altında dua ettim. Duvarlardan sesleri duyunca ben yıkıldı sandım. Yorganı bir açtım, duruyor bina. Şöyle bir kendimi yokladım ya, dedim Allah'ım hani rüya mı görüyorum acaba? Çıktım kapıdan abi, dedim Allah'ım sana şükürler olsun ya dedim hani. Köşeden döndüm, sokak güvenlik kapısının oraya geldim. Allah'ım dedim, ne olmuş? Hayatta olduğuma utandım abi. Bak ciddi söylüyorum. Yani o an nefes aldığıma utandım. Çünkü ben inerken benim binam yıkılmadığı için herkesinkini hani o şekilde düşünüyorsun. Hani düşünmüyorsun ki bütün binalar yıkılmıştı. Yani o an hani böyle zaten bir çığlıklar, herkes yardım istiyor. Herkes yardım istiyor. Bir toz bulutu çöktü. Ya ve çok garip bir şekilde elektrikler yok, sadece bizim sitede var.
Ve ortamda garip bir aydınlık var mesela. 100 metre ilerisini görebiliyorsun. Toz bulutu da var. Normalde gecenin 4'ü hava karanlık ama garip bir şekilde hava aydınlık. Bizim Ruben balkonda açılmamış, kapısı sıkışmış, o aşağı doğru şey oluyor ya abi. Gel dedi, tut beni. Koştum, dur dedim, ne yapıyorsun falan, pat atladı. Yakaladım, düşmedik de, dengeli de atladı. Tuttum bunu da ama hafif hafif hala bir sallantılar devam ediyor. İnsanlar yürüyor, herkesin bir yeri kanıyor zaten. Hani normal, hani bizim gibi binası yıkılmadan çıkmayan herkes ya enkazdan çıkmış ya da işte orası burası yarılmış, bu yeri kopmuş, bir yakınına koşuyor. Neyse abi, biz Ruben'le sanayinin içinden gidiyoruz. En son köprünün oraya geldik. Şu köprü dediğimde küçük yani, böyle 10 metre diyeyim, 20 metre o kadar. Köprü hafif şöyle duruyor abi. Yani bizim geçeceğimiz taraf biraz yüksekte duruyor. Ben de Ruben'e hep diyorum ki bak yavaş git, yavaş git, hani bir şey olur, biri atlar, bir daha deprem olur, bir şeyler düşerse manevra. Ruben'e dedim ki bas dedim. Yani durma dedim ya, bırak dedim arabaya, ne olursa olsun dedim. Bir bastık abi, arabanın altı nasıl vuruyor var ya, köprü böyle ya, tak tuk tak. Neyse geçtik karşıya abi. Girdik tesise. Zaten başka kimse yok. Biz ilk geldik. O sırada Volkan Hoca ile Cengiz Hoca vardı. Volkan Hoca bizi gördü. İyi misiniz dedi. İyiyiz hocam, işte geldik. Nasıl durum dedi. Çok kötü dedim yani. Bütün binalar yıkılmış dedim şehirde. İşte ulaşabildiğiniz biri var mı dedim ben de hocam. Biz kimseye ulaşamadık. İşte bizim sitede bu kadarız. Hep beraber geldik. Yani bembeyaz oluyorsun çünkü abi şöyle. Hayattasın ama ya elinden hiçbir şey gelmiyor. Şimdi insan yardım istiyor. Yardım edemiyorsun çünkü hiçbir bilgin yok. Enkazın altında bir insan var, duyuyorsun ama hiçbir şey yapamazsın ki abi. Yani bir sürü taş inmiş şimdi. Bir taşı kaldırmaya çalışsan belki komple aşağı inecek. Ve o kadar çok enkaz var ki abi. Ya o kadar çok ki hangisine yardım edeceksin? Hani biz o ilk 2-3 saat şoktan hiçbirimizde tık yok. Yani ne bir ağlama var, ne bir duygusallık var. 2-3 saat geçti, böyle güneş doğdu abi, hava aydınlandı. Ya hepimiz bir ağlıyoruz abi, hani olay o zaman idrak etti beynimiz, hani o an anladık olayın ne kadar büyük olduğunu. Sonra Ekrem Hoca ile Gökhan Hoca geldi. Dediler biz de enkazdan çıktık. Kendileri çıkmışlar. Kerim de kendi çıkmış. Biri geliyor, hep beraber başlıyoruz ağlamaya abi, psikolojimiz bozuldu. Ve yani telefon hiçbir şekilde çekmiyor. Yani kimseye ulaşamıyorsun. Her biri gördüğünde biz mutlu olmaya başladık çünkü abi hani haber alamıyorsun hiçbir şekilde kimseden. Kerim deprem anı telefonda elinde olduğu için bize haber verebildi. Mesela biz belki Kerim'den o haberi alamazsak Rönesans'ın yıkıldığından haberimiz olmayacak. Taner abiyle Atus'tan haber alamıyoruz ama şimdi Rönesans'tan 10 kişi çıktı abi, Rönesans'tan bizden. Enkazdan çıktı, biliyoruz iyiler. Murat Hoca'nın durumu hani birazcık daha ağırdı. Çok fazla kırığı vardı. Osman Hoca da aynı şekilde ama biliyoruz iyiler yani, iyileşecekler. Ya bekliyoruz Atus'u, işte biri diyor kurtulmuş, biri diyor kurtulmamış. Sonra işte yangın çıktı enkazda abi. Yangın çıkınca hani umudumuz iyice azalmaya başladı. Hani çünkü zaten biz bir gün içinde gelen geldi. Şu an daha idrak ediyorum. Biz o kadar şanslıymışız ki. Benim burnum kanamadı abi. Ama benim gördüklerim, duyduklarım kazındı beynime. Hani öyle bir çaresizlik vardı ki hiçbir şey yapamıyorsun. Sadece bekliyorsun. Ya o çaresizliği ben o an hissettim yani. İlk o sokağa çıktığımda hani bu hayatın ne kadar kısa olduğunu orada anladım. Gerçekten çaresizsin abi. Hiçbir şey yapamazsın. Kendi anan baban da elinden hiçbir şey gelmiyor. Orada işte bir iki tane iyi insanın su verirsin, onu verirsin, yemek verirsin, bez verirsin ve yani böyle ufak tefek yardımlar edersin. Onun dışında hiçbir şey yapman lazım. Çünkü şehir yerle bir olmuş abi. %70'i gitti şehrin. Gözümle gördüm yani. %70'inin yıkıldığını adım gibi biliyorum. Ki arka mahalleleri görmedim bak. Ben ana caddeyi diyorum. Yani tüm şehir yıkıldı. Kerim uyumuyor. Elinde telefonla oyun oynuyor. O sırada deprem başlıyor. Direkt dolapla yatağın altına yatıyor, arasına yatıyor abi. Zaten dedi ki abi 15. saniye çöktü dedi. Bir dedi sesler gelmeye başladı, duvarların kırıldığını gördüm dedi.
Hop böyle indik dedi. Dolap yatağın üstüne kaldı dedi. Böyle çapraz kaldım dedi. Arada da duvarla. Bir 5-10 dakika dedi kendime gelemedim abi. Hani olduğum yerde duruyorum. Sonra flaşı açmış. Flaşı açınca böyle hafif böyle yağmur damlaları görmeye başlamış abi yukarıdan. Yağmur damlaları görünce başlamış o tuğlaları yumruklamaya. Yumruk tekme, yumruk tekme. Bir yarım saat, 20 dakika falan tekmelemiş. Sonunda kırılmış. Dolabı da itmiş. Bir çıktım diyor abi, enkazın en üstündeyim. Üçüncü katta oturuyorduk yani. Burak Öksüz de aynı şekilde Rönesans'ta. O da işte annesine koşuyor. Annesiyle sarılıyorlar. Tık iniyor bina. O da görmüş hani yukarı tırmanması gereği. Ya öyle bir içgüdü oluyor ki abi işte insan o insan hayatta kalma içgüdüsü oluyor. An tamamen hayatta kalmaya odaklanıyorsun. Annesiyle beraber tırmanmaya başlamışlar yukarı doğru. Annesi en son demiş ki beni bırak oğlum sen kendini kurtar demiş. O demiş anne olur mu? Tutmuş son gücüyle annesiyle beraber böyle alttan çekmiş. En son onlar da çıkmış işte yürüyerek gelmişler. Osman Hoca deprem olurken bebeği yanında yatıyor. Tam deprem oluyor. Bebeğini alıyor. Eşi yan odada. Tam abi tutuyor kucağında böyle dimdik. Birinci katta. Direkt diyor aşağı doğru indik. Sonra bir uyandım diyor. Bebek böyle elimde burama kadar batmışım. Betonlar sıkıştırmış beni diyor. 1,5 saat boyunca hayatım gözümün önünden geçti. Kendimle konuşuyorum. Bebeği unuttum diyor elimde olduğunu. Kendimle konuşuyorum. Bir taraftan eşinin seslerini duyuyor. İnleme sesleri. Sadece böyle derin derin nefes alma sesleri. Daha sonra işte kendine geliyor. Bebeğini görüyor. Düşün abi yani 1 saat 1,5 saat bebeğinin elinde olduğunu görüyor. Kendine geliyor. Başlıyor sırtıyla böyle duvara vurmaya. Vura vura. Duvar kırılınca küçük bir alan açılıyor ona. Hani bir tık daha hareket edebileceği bir alan açılıyor. Eşi de bir üstte sesleri geliyor. Ama tırmanması lazım. Elinde bebek var. Bebeği bırakamaz. Sürekli bir şeyler düşüyor diyor aşağı doğru. Zar zor hani tek eliyle bir elinde bebek bildiğin tırmanıyor böyle barfiks çeker gibi üstte. Bir bakıyor eşi hipotermiye girmiş. İnleme bebeği de aynı şekilde hipotermiye girmiş. İşte bir taraftan sarılıyorum diyor, bir taraftan nefes veriyorum diyor. Yok hani ben, kıyafet yok kimsede abi. Sonra işte diyor uzakta diyor bir tane şey gördüm. Baza gibi bir şey. Ama biraz inmem lazım diyor aşağı doğru böyle sıkışık dar bir yer. İnmem lazım yoksa ölecekler diyor, kaybedeceğim. Aşağı doğru böyle tutuna tutuna inerken bu omuzu bir kırılıyor. Hop aşağı doğru düşüyor. O sırada işte bir yerleri daha kırılıyor. Bütün her yeri açılıyor zaten. Görseniz yara bere içinde her yeri böyle koca koca izler. Neyse onu alıyor. O poşeti bir yırtıyor. Yorgan. Alıyor yorganı ayağına. Bağlıyor, tutuyor. Tekrar oradan yukarı çıkıyor geriye. Düşün bir omuzu yok. Yani bir omuzu komple kapalı. Yorganı da ayağına tutturuyor. Çıkıyor işte sarıyor eşiyle şeyini bir taraftan da suni teneffüs yapıyor çünkü çok eğitimli çok bilgili abi. Neyse ondan sonra bebek ağlamaya başlıyor. O an hani şey yapıyor rahatlıyor birazcık sonra eşi konuşmaya başlıyor hani biraz daha vücut ısınınca. Ama bu arada Osman Hoca da çıplak o ara ara diyor ki bayılıyorum diyor. Bayılıyorum tık uyanıyorum diyor bayılıyorum tık uyanıyorum diyor. Neyse sonra işte herhalde bu abi ne kadar geçiyor? 10 saat, 12 saat falan bir şey geçiyor aradan. Hani tahmini 3 aşağı 5 yukarı. Hani o da bir şöyle baktım diyor 100 metre ileride ayak görüyorum diyor. Bağırdım diyor yardım edin çocuğum var bebeğim var bir tane adam. Enkazın üstünde geziyor da kendi ailesini arıyor. Ama adam aşağı inemez. Hani bir boşluk var aradan ama adamın inme şansı yok. Nasıl insin? İşte ip falan sonra azıcık ileride o hoca perdeler görüyor. Perdeleri söküyor abi tek eliyle birleştirme diyor ki 1 saat sürdü diyor perdeleri tek elimle. Çünkü omzum sıkıntı diyor hareket ettiremiyorum omzumu. Bir taraftan diyor adama yalvarıyorum beni bırakmayın diye. Bebeği bağladım bebek çıktı rahatladım. Sonra işte bir iki kişi daha gelmiş hani adamın bebeği çıkardığını görünce. Eşini bağlıyor bu sefer eşini yolluyor yukarı doğru. Tam diyor eşim çıktı ben bayıldım diyor gene. Ondan sonra bir ses duydum. Sen antrenörmüşsün pes etme sakın kendini bırakma. Bir tane asker gelmiş bağırıyormuş buna. Hani bırakma sakın kendini işte yardım edeceğiz kurtulacaksın falan. Ama hoca diyor ki ben diyor şey yapamıyorum diyor artık. Hani gittim gideceğim diyor bilincim. Hani bir de onlar kurtulunca rahatladım diyor iyice. Hani öldüm öleceğim. Sonra işte askeri bağlıyorlar böyle. Allah razı olsun askerlerimizden de. Böyle indiriyorlar abi. Kendi iniyor adam. Yukarıdan iple indiriyorlar. Osman Hoca'yı tık sırtlıyor. Hop yukarı alıyor. O da kurtuluyor işte o şekilde.
bizim elimizde bir fırsat var. Hani biz Hatay Spor'u temsil ediyoruz. Hatay halkını temsil ediyoruz. Hani bizim onlara umut olmamız lazım. Çünkü işte geldin gördün abi, yani sıfırdan başladık. Hani bu kulübün şu an devam edebilmesi zaten bir mucize. Volkan Hoca olsun, yöneticilerimiz olsun, hocalarımız, yani uğraşıyorlar abi. 6 Şubat'tan beri bir şeyler için uğraşıyorlar, çabalıyorlar. Sponsorlar, işte sahalar, statlar. Yavaş yavaş toparlayacağız. Yani insanlara göstermek isteğimiz. Hani Volkan Hoca da bu konu üstünde çok duruyor. Yani ona da teşekkür ederim. Onun sayesinde orada bir şeyler yoluna girdi. Büyük bir liderlik etti orada. Hem şehre hem bize. Zaten Volkan Hoca olmasa şu an sanmıyorum ben bu kulübün devam edebileceğini. Şu an oradaki yaşayan, hayatını kaybeden herkesi biz temsil ediyoruz. Bu sorumluluk bize ait. Ve bunun, hani biz ne kadar iyi olursak o şehir o kadar göz önünde olacak. O kadar çok yardım gidecek. O insanlar unutulmayacak. Ben 6 ay sonra şu depremden sonra ilk defa burada yatakta yatıyorum. Salonda uyudum hep, kanepede. Her gün. Sabah 8'e kadar bekliyordum. Havanın aydınlanmasını öyle uyuyordum. Çünkü her an ben deprem, zaten gözünü kapıyorsun abi, sallanıyor, gözünü kapıyorsun sallanıyor, hala hiç kolay değil. Ben hayatım boyunca hiçbir zaman unutmayacağım abi ölene kadar. Bir parçam zaten hep orada, yani o kaldı, onu orada bıraktım, o her zaman orada kalacak o parçam. Hiçbir zaman geri gelmeyecek, yani bir şeyler eksildi benden. Ben ya yani bu sen sadece o insanlar için oynayacağım. Ya kendim o kadar umurumda değilim ki, sadece o insanlar için oynayacağım. Başta Atsu, Taner abi, Suzan abla, Onur abi için oynayacağım, daha sonra o şehir için oynayacağım. O şehre diyeceğiz ki sezon sonunda, biz başardık. Bakın biz başarabiliyorsak siz de başarabilirsiniz. Hep beraber inşallah Hatay'ı bu ülkenin en güzel şehri yapacağız. Biz de inşallah bu sorumluluğu bilinciyle yerine getiririz abi. Oradaki insanları unutmayalım abi. Bazen unutuyoruz ama o insanlar hala çadırda, konteynerlarda kalıyor. Hiçbir şeyleri yok. Gerçekten çok zor. İstemiyorum abi, kimse benim Hatay'daki insanıma, bana acımayın. Biz acıma istemiyoruz. Sadece saygı duyulsun istiyoruz. Kesinlikle acınmasını istemiyoruz. Sadece bize saygı duyulsun. Çünkü biz bir şey yaşadık. Ve bunu bu taraftaki, yani bu 10 il, 8 il, 9 il içinde başka iller yaşamadı. Ve yaşamayan insanın bunu anlama şansı yok hiçbir şekilde. İnşallah bu şehri tekrar kalkındıracağız. Onlara umut olacağız. Ve sene sonu inşallah o insanlara diyeceğiz ki biz başardık. Siz de başarabilirsiniz.